Şekildeki piramitte alan KLM bir birim kareymiş. Yani şuradaki alan. Üçgen alanı bir birim kareymiş. Alan ABC burada 4 birim kareymiş. Ve gördüğümüz üzere piramit tavanına demiş paralel bir düzlemde iki parçaya ayrılmış. Yani burası buraya eşit o zaman. Burada buraya eşitmiş. Pardon, özür dilerim, o yok. Yani sürekli. İki parça ayrılınca eşitteydi. Üstteki parçanın hacminin demiş alttakine oranı. Şimdi bir kere burada paralellik olduğu için yani benzerlik var sonuçta. Ama alanların oranı 1 bölü 4 ise yani A1 bölü A2 1 bölü 4 bu ama benzerlik oranının karesine eşit. K'nın karesi bu. O zaman kenarlar arasındaki oran nedir dersek K 1 bölü 2 olur. Demek ki dediğim şeye geliyor. Yani burası buraya eşit demek ki. Bu da buraya eşit bir şey çıktı. Benzerlik oranını bulduktan sonra tekrar hacim için küp alacağız. K'nın küpü de 1 bölü 8 olur. Bu ne demek yani? Küçük piramidin hacmi 1 V dersek, V dersek hacmine büyük olan 8 V. Ama alttaki kalan 7 V oluyor toplam 8 V için. O zaman üstteki parçanın alt parçaya oranı ne olacak? 1 bölü 7 biçiminde bir oran. Yani burada alanların oranından benzerlik oranını, onun kübünden de hacimlerin oranına geçmiş oluyoruz. Düzgün 400'lü. Bu ne demek bakalım şimdi. Dört yüzü de eşkenar üçgen olan piramide düzgün dört yüzü deniyor. Yani tabanı zaten eşkenar üçgen olacak. Yandakiler de eğer eşkenarsa toplam dört yüz olduğu için üç tane yanında bir tabanda buna düzgün dört yüzü deniyor. Yani bunun istediğin yüzeye yatır aynı şekilde olur. Düzgün dört yüzü. Toplamda yüzey alanımız dört tane eşkenar üçgenden birbirine eş olan eşkenar üçgenden oluşuyor. Bununla ilgili formüller var ama ezbere ben de bilmiyorum. Sizin de ezberlemeniz biraz zor. O yüzden anlatmaya çalışayım. Bunun yüksekliği ve hacmi ile ilgili daha çok sorular var. Bakın mesela ne demiş? Yüksekliğini bul demişler. Hacmini bul demişler. O zaman ben sorulara geçmeden önce burada bir çalışma yapalım. Ekstradan. Ekstra derken ön bir çalışma yapalım. Şimdi zaten bu AH cismin yüksekliği oluyor. Eğer biz buradan BH'da çizersek burada oluşan bir tane üçgen var. Mavi. Bu bir dik üçgen. Burası cismin yüksekliği. H. Burası ayrı A zaten. Tabanında da ayrı A. Burası da BH'da ne oluyor aslında? Tabandaki üçgene bakmak lazım. Düzlemsel. O zaman onu şurada anlatayım ben size tekrardan. Tabandaki üçgeni diyelim şöyle. Üstten baktık. Şöyle baktık. Burası B kenarımız olsun. Bu C şekle göre bu da D noktası oluyor. Şu H noktası ağırlık merkezine olacak demiştik. Ağırlık merkezi neydi arkadaşlar üçgende? Kenar ortaylarının kesim noktası. Yani kenar ortayları çizerseniz buradan geçmesi gerekiyor. Bir tanesini çizdim ben. Bu işte H aslında üçgenin ağırlık merkezi oluyor. Burada H dediğimiz şey. Burada G renkli ağırlık merkezi. Sadece H yazalım istersen karışmasın. Burada nasıl bir oran vardı? 1'e 2 oran vardı hatırlarsanız. Buraya K dersek burası 2K oluyordu üçgenlerde. Ağırlık merkezi tabana 1 birimken köşeye 2 birim. Yani kısacası şu BH dediğimiz şey aslında şurası. Tavandaki üçgenin yüksekliğinin 3'te 2'si oluyor. Yani bu aynı zamanda çünkü dik oluyor biliyorsunuz. Eşkenar üçgen olduğu için bu aynı zamanda dik olur. Kenar ortay. O yüzden tabandaki eşkenar üçgenin yüksekliğini bulup 3'te 2'sini almamız gerekiyor. Burası zaten A birim olduğuna göre. Burası A bölü 2 oluyor. 30 derecenin karşısı. Burası 60 derece. 60 derecenin karşısı da yani B
BM diyelim buraya. BM uzunluğu eşittir 3K. O da eşittir. 60'ın karşısı yani 30'un karşısının burası 30'dur. A bölü 2'nin kök 3 katı. Yani A kök 3 bölü 2 oluyor. 3'e bölersek K buradan A kök 3 bölü 6 oluyor. Bize 2K lazım çünkü BH 2K olduğu için. Çarparsak A kök 3 bölü 3 oluyor. Şu uzunluk A kök 3 bölü 3 oluyor. İşte burada işte artık Pisagor yaparsak H'ı A türünden bulabileceğiz. H kare artı A kök 3 bölü 3'ün karesi eşittir hipotenüsün karesi. H kare yazamıyorum ki. H kare artı A kök 3 bölü 3'ün karesi 3A bölü 9 olur. 3A kare bölü 9 olur. Karşıya atarsak H kare eşittir. A kare 9A kare bölü 9 yazarsak eksi 3A kare bölü 9. Oradan H kare eşittir. 6A kare bölü 9 çıkıyor. Sağa değiştirirsek 2A kare bölü 3. Kökünü de alırsanız H buradan kök doğru yaptık değil mi? 3'e böldüm. Evet. H buradan A'yı öne yazayım. A çarpı kök 2 bölü kök 3 oluyor. Yani kök içinde nasıl yazayım bilemedim. Tamam, şöyle yazalım. A kök 2 bölü kök 3 diyorum. Bu şekilde yükseklik bu. Bu düzgün dört düzgün yüksekliği. Hacim içinde yerimiz hacim için taban alanı çarpı yükseklik bir de bölü 3'ü var başta. 1 bölü 3 taban alanı eşkenar üçgen A kare kök 3 bölü 4 yükseklik A kök 2 bölü kök 3 buldum. Şimdi kök 3'ler gidiyor. Kök 3'ler gidiyor. A küp yapıyor burası. A küp kök 2 oluyor payımız. Paydamız da 12 oldu. İşte bu da aklınızda kalırsa eğer A küp kök 2 bölü 12 düzgün dörtgenin hacmini veren formül. Düzgün dörtgenin yüksekliği A kök 2 bölü kök 3 hacmi ise A küp kök 2 bölü 12. Ama ezbere unutabilirsiniz. O yüzden bu dediğim şekli kullanırsanız bir işlem olarak bulabilirsiniz. Bir ayrıtının uzunluğu 3 birim olan düzgün dörtgenin yüksekliği. Artık direkt bulduğum için buradan yapacağım, uzatmayacağım şimdi. Ne demiştik? Şu formül. A kök 2 bölü kök 3 demiştik. H eşittir. A kök 2 bölü kök 3. A 3 olduğuna göre 3 kök 2 bölü kök 3. Sağ değiştirsek bunda kök 3 çarpı kök 2 olur. Yani kök 6 olarak bulunur. Ha, formül aklımızda kalmıyor. Bir daha anlatayım o zaman şuradan yapacağımızı. Kalmayabilir çünkü. Bakalım olacak mı kısaca. Hemen. Şekli almam lazım o zaman. Şimdi buradan o zaman 3 diyeceğiz. A yerine 3 gelmiş. 3. 3. Bunlar 3. Burası da 3. İşte bu üçgeni çizeceğiz hemen. Tarayacağız. Bir üçgen diyeceğiz. Şu çizgi önce bulunacak. Burası 3 bölü 2. Şu uzunluk 3 bölü 2. Şurada Pisagor yapacaksınız tabanda. Hatta Pisagor'a gerek yok. Şurası 3 bölü 2. Burası 60. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Yani şu B itibaren şuradan çizdiğimiz yükseklik ne oluyor? 3 kök 3 bölü 2 oluyor. Onu da 3'e böleceksiniz. Kök 3 bölü 2. 3'e böldünüz. 2 ile çarpacaksınız. Kök 3 yapıyor şurası. Yani işte 3'tekisini alacağız ya. Burası kök 3 yapıyor. Tekrar Pisagor yaparsanız H kare artı kök 3'ün karesi eşittir 3'ün karesi 9. H kare 6. H kök 6 olur. Yani ya bu yolu izleyeceksiniz ya da formülü ezberleyip dedik kök 3 A kök 2 bölü kök 3 olarak direkt de bulabilirsiniz diyoruz.
alanı olan düzgün dörtlüğün hacmini soruyor. Neydi işte hacim formülü? Onu bir hatırlayalım. Demin bulmuştuk. V eşittir A küp. Küp 2 bölü 12 diye az önce ispatlamıştık. Formül bu. Bakalım istersen geri yanlışlık olmasın. Ben de çünkü çok ezbere bilmiyorum ama çıkartabiliyorum. Şurada bulmuşuz. A küp. Küp 2 bölü 12 doğru. Alan dediği düzgün dörtlüğün alanı 4 tane eşkenar üçgenden oluşuyor. Eşkenar üçgenin alanı ise a kare kök 3 bölü 4. Bundan 4 tane var. Yani bu da 18 kök 3'e eşit olacak. Zaten bunlar gidiyor. Kök 3'ler de gidiyor. A kare 18'den a eşittir kök 18. Yani 3 kök 2 olarak bulunuyor. Hadi. O zaman hacim eşittir a küp. Yani küp kök 2'nin kübünü alacağız. Kök 2 ile çarpacağız ve 12'ye böleceğiz. 3'ün kübü 27. Kök 2'nin kübü 2 kök 2. Çarpı kök 2 bölü 12. Şimdi kök 2 ile kök 2 çarpınca 2. Bir daha çarptı 2'ye 4. Burası 4. Bununla bunu götürürsek 3 kalır. 27 ile 3'e bölersem 9 birim olarak buluruz. Düzgün dörtlüğünün hacmini. ABCD düzgün dört yüzlüsünde DE ile EC eşitmiş ikişer birim. O zaman bir ayrı 4 oluyor. Alan ABE nedir diye sorulmuş. Şimdi zaten AB ise 4. Yani bir kenar 4. Onu biliyoruz. AB 4. Üçgene baktığımız zaman BE zaten tam ortaya geldiği için ve eşkenar üçgen zaten bu üçgenlerin her birisi biliyorsunuz. Yani BDC eşkenar üçgen. Yani 30, 60, 90 oluyor. 30, 60, 90 üçgeni. O zaman bu üçgenin 30'un karşısı 2 ise hipotenüs 4 zaten. 60'ın karşısı ne olacak? 2 kök 3 burası. Arkada da aynı üçgen var ve gene bu üçgenin yüksekliği de aynı bu şekilde. Bu da 2 kök 3 oluyor. Şimdi demeyin ki hocam burası 90 yaptınız. Burayı 90 arada boşluk var. 180'i geçiyor demeyin. Çünkü bunlar farklı düzlemlerde. O yüzden öyle gözüküyor. Yani bu da 2 kök 3 oldu. Kısacası sorulan üçgen ikizkenar üçgen. Şöyle bir üçgen çıktı karşıma. Burası 2 kök 3. Burası 2 kök 3. Taban 4. O zaman ikizkenardan dik inersem 2 2 bölersem Pisagor'dan haşı bulabiliriz şu haşı. İşte 2'nin karesi 4 art h kare eşittir 2 kök 3'ün karesi 12. H kare 8 h 2 kök 2 çıkıyor. Yani yanal diyorum. Üçgenin yüksekliği 2 kök 2 çıkıyor. ABE'nin alanı dediğimiz zaman da taban çarpı yükseklik bölü 2, a çarpı h bölü 2, taban 4, yüksekliği 2 kök 2 bulduk. 2'ye de bölersek bunlar da gider. Cevap 4 kök 2 olarak bulunuyor. Üçgenin alanı. Bir ayrıtının uzunluğu 3 olan düzgün dörtlüğünün üzerinden hareketle B'den A'ya gidecek olan bir karıncanın alabileceği en kısa yol demişler. Hatırlarsanız pişiriyat krizmalardan da bu iki çizginin yani şuraya da mesela K diyelim. Şimdi BK A yolundan gidecek. BK bu sağ yüzey diyelim yani BCD üçgen üzerinde. K arka yüzeyde. En kısasını bulabilmek için ne yapacağız? Bu iki çizginin bulunduğu yüzeyleri düzlemsel hale getireceğiz. Yani ADC'yi bu tarafa doğru açmak lazım. Şöyle bir açmak lazım. Yani A noktası buraya gelecek şekilde BCAD'nin düzlemsel olması lazım. Yani arka kafayı böyle bize doğru sağa doğru açtık diyelim. O zaman işte izlenecek yol arkadaşlar ne oluyor? A'dan B
B'den gelip A'ya giden şu çizgi oluyor işte. Bu bizim en kısa yolumuz olacak o zaman. Peki bunu nasıl bulacağım? Şimdi burası 3 zaten tamam. Şurası da gene 3 zaten. Bu da tamam. Bu üçgenler de eşkenar üçgen olduğu için burası 60. Bu da 60 aslında. Yani şu üçgende biraz yamuk yamuk oldu ama şu neyse işte şu baştan çizim beğenmek işte şu şöyle. Yani bunu böyle açmıştık. Bunu da böyle yapmıştık. Bizim işte ne dedik? Aradığımız şey uzunluk aslında B'den A'ya şu çizgi. Bizim bulacağımız bu dedik. Burası şu an A noktası. Tam çakışmadan çakış diyelim. Burası 3 dedik. Şimdi DBC eşkenar. Yani burası 60 derece. Bu üçgen de eşkenar ve bunlar düzlem sıralara geldiği için toplam burası 120 oluyor. Biz 120 derecelik ikişkenar üçgeni biliyoruz. Bunlar 3 ise 120'nin karşısı yani şurası 3 kök 3 oluyor hatırlarsanız. 120 30 30 üçgeninde. Böylece 3 3 o zaman AB uzunluğu 3 kök 3 çıkıyor doğal olarak. Şimdi konu anlatım bu kadar. Birkaç da buradan soru çözelim. Bunları ben size atacağım. Test okuldan gene yazdırmıştım buraya. Şöyle iki tane test var burada. Bunlar tabii 10. sınıf konusu piramit. 10. sınıfların oradan aldım. Bir şöyle bakayım değişik bir şey var mı? Onu yapalım öncelikle. On ikinci soru dikkatimi çekti mesela. Şekil, hacmi 216 santimetre küp olan şekildeki küpten FEBG, FEBG demek tabanı tabanı EBG düzlemi olan F tepe noktası olan piramit demek. FEBG'nin anlamı tepe noktası F olan ve tabanı EBG olan demiş piramittir. Bunu kesip atarsak diyor, kalan cismin hacmi ne olur? Yani kısacası kübün hacminden neyi çıkartacağız? V küpten V piramidi çıkartacağız. V piramidi. Yapılacak şey bu. Kübün hacmi 216 önce oradan ayrıntını bulalım. Neydi V küp? 216 yazdık buraya. Eksi dedik. Şimdi A'nın kübü 216 ise sanırım A6 oluyor. 6 kere 6, 36 çünkü bir daha çarptım 216. A6 yani bunlar 6'şar birim. Şimdi bu şekilde yani tepesini F olarak alırsak hesaplamak biraz zor. Çünkü hadi EBG'yi de buluruz ama F'den buraya yükseklik ne olur acaba? Bunu pek bulabilir miyiz bilmiyorum. İki olan deneyim olması. Benim en çok aklıma gelen kolay şu olacak. Eğer biz şurayı taban gibi alırsak yani E'yi tepe noktası olursak yani şekli şu taban üzerine yatırırsak o zaman tabanın alanı kolay. Yükseklik de 6 olduğu için direkt daha basit çıkar. Yani cismin yüksekliği 6 olur. Taban alanı da karenin yarısı olur. Yani taban alanı 6'nın karesi 36 bölü 2, 18 olur. Yükseklik 6 olduğu için 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yükseklikten 36 çıkıyor direkt buradan. Bu. Çıkarınca da 180 mi oluyor? 180 çıkıyor çarpı. Acaba böyle yapmasaydık nasıl olurdu? Onu da bir düşünüyorum. Ya bu en kolayı bu. Tabanı verdiği taban değil de ben kendim seçersem. Buraya taban alırsam. Böylece cismin yüksekliği burası oluyor. Direkt. Çünkü dik dik var burada. Tabi düzgün piramit değil bu. Yani dik dik burası. Dik dik de belli. Taban alanları kolayca bulunuyor. Bence böyle kolay olur. Diğer türlü acaba nasıl bulurduk? Onu bir düşünmek istiyorum. Şu an cevap bulduk ama. Sanırım şöyle olacak. Emin değilim ama düşünüyorum şimdi. Bir kere FD yani cisim köşegeninin yarısı mı olur herhalde yükseklik? Gibi geliyor bana. Yani şu yükseklik, cismin yüksekliği. Deneyelim bakalım. Cisim köşegenine E dersek
A 43'tü. A'da 6 olduğuna göre 6 kök 3 olur E. Evet, cisim köşegeni. Ama yükseklik bunu yarısı dersek 3 kök 3 olur. Tabanında EF, EGB dersek bunların bir kenarı nedir? 6 kök 2'dir. Ve bunlar eşkenar üçgendir bu. O zaman ortada taban alanına A kare kök 3 bölü 4 dersek 6 kök 2'nin karesi kök 3 bölü 4 dersek 36 72 4'e böldüm. 18 kök 3 çıkıyor yanlış yapmıyorsam. Bu da taban alanı. O zaman 1 bölü 3 taban alanı çarpı yükseklik dersek şu 3 yapıyor gidiyor. Böyle 54 çıktı. Biz 36 olmuştuk. Demek ki işlem hatası yaptım. Bir tam yükseklik orası olmuyor. Neyse bir denedik ama ilk yaptığım doğru kesin ondan eminim. Tabanı burası alırsanız, yüksekliği burası alırsanız kolayca çıkar bu soru. İlk cevabı anahtarım burada yok. Bakalım başka ne varmış. Neymiş bakalım. Şekilde verilen ABCD karesi bir dikdörtgenler kırılmasının tabanıymış. ABCD. Tamam. Bu karenin tüm kenarların orta noktaları birleştirerek yeni bir kare elde ediliyor. Tabanı KLMN karesi ve yükseklik prizma ile aynı olan prizmanın içine yerleştiriliyor. Piramit ve prizma arasında kalan boşluk su ile doldurulan suyun hacmi 50 litre olduğuna göre piramidin hacmi kaç litre olur demiş. Şimdi şöyle yapacağız herhalde. İşte bunlara birer birim mi diyelim? Ne diyelim? Da K diyelim şunlara K. K diyelim. Bu ne olur? K kök 2 olur. Şimdi kare piramidin kare prizma pardon. Prizmanın yüksekliğine H diyelim mesela. O zaman prizmanın ve prizma diyelim. Prizmanın yazamadım. Hacmi ne olur? Taban alanı çarpı yükseklik. Tabanı kenara 2K. 4K kare oluyor taban alanı. Yüksekliği h. Bu prizmanın hacmi. Piramidin hacmi de 1 bölü 3. Taban alanı şu yeşil kare. Bir kenarı karesi. 2K'nın karesi. Yükseklik aynıymış zaten. Bu da piramidin hacmi. Bunları çıkarınca aradaki boşluk 50 oluyormuş. Yani 4K kare h'tan çıkarırsak 2 bölü 3 k kare h'ı ne çıkıyormuş? 50 oluyormuş. Buradan k kare h'ı bulabiliriz. 3 kere 4 12. 10 bölü 3 k kare çarpı h 50'ymiş. Ne çıkıyor buradan? 15 çıkıyor. K'nın karesi ile h'ın çarpımını 15 buluyoruz o zaman. Piramidin hacmi de burada yazıyor işte. 1, 2 bölü 3 ile çarpacağız bunu. 2 bölü 3 çarpı 15. Sonuç 10 litre olarak bulunuyor arkadaşlar.